İşimizi devam edelim. Yeni kompozisyon yaratışından başlayalımız. Kompozisyonumuzun namını gelin yer animasiyası da belirleyimiz. Vaxtını ise 25 sekund kılıp koyalımız. Ve albette projektimizde rasim yüklayimiz. Kompüterde, internette yer haritasını alıp koyuşunuz mümkün. Manamda joylaymiz. Hacmini ve ölçüğünü ham ekranga boslab koyamız. Ve bu rasmimizi pre-compose kılamız. Onu ise Image Earth. Odatda men köp kompozitsiya nomlarini ya başka atamalarni inglizcha yozishni o'rganib qolganim uchun shunday yozaman. Siz istagan yozishingiz mümkün. Demek asosiy bunu yer shariga aylantiradigan effektimiz bu CC sphere effektini qo'shamiz. Mana ko'rib turganingizdek rasm shar shakliga keldi. Nisa endi Z rotation'ı 15 derece koyamız ve timeline'ımız başlığı Y rotation'ı keyframe koyamız ve ahirge ise 2 mertte aylanışını belgeleyemiz. Nasıl da bana körüp duruyanınızdik. O yer sayaramızın birinci kısmı aylanışını dayarlayıp aldık. Endisi onu radyosunu sal kattara kılamız. Mesela 215. Endisi kuyaş nürünü hem gradusunu sözle balamız. Maytaylık minus 70 derece. Bana indi rastakam hudu kuyaş bizi kandı nür düşken mesela hudu şimdi şekilde yakınlaştı. Bana görüp durupsuz. Hop. Endi esa biz ikinci baskıç ötemiz, yani bizga osmon ve yıldızlar kerak bo'ladi, koinot. Yani bunun için biz solid layer yaratamız, unga stars yok, mayli yıldızlar deb nom beramiz. O'zbekcha bo'la qolsin. Uni orqaga orqa fonga tushirib, biz effektlar bo'limidan CC star burst effektini Starburst CC ko'rinmaydi. Shuning uchun ham biz boshqa effekt qo'yishimiz kerak. Masalan, fill effektini qo'shamiz. U yerda esa rangni tanlaymiz, albatta oq rang. Endi esa yulduzlarning hajmini sozlab chiqamiz. Demak, oralig'ini 170 qo'yamiz, tezligini 0.03 qo'yamiz. Oraliq fazasini esa 30 gradus koyamız ve birbirinden uzaklığını hem 1 derece koyamız. Ölçüler neyse 90. Ve bana görüp durganingizdek bizde yıldızlı osmon tayyor bo'ldi. Qani render qilib ko'ramiz. Mana ajoyib. Xuddi biz kutgandek harakatlanuvchi yıldızlı koinot. Hop, endi esa biz kompozitsiyamizga tekst matn yozamiz. Menda font Montserrat bold va keling Dimension Presence deb yozamiz. Presence'ni kichkina qilamiz va buni tekstni kompozitsiya markaziga joylaymiz. Ve şimdi onge animasiya veremiz. Animasiyadan opacity'ni tanlaymiz ve range selektordan offset'ga keyframe veremiz. Keling bunu 2 saniye için veremiz. Demek offset başında 0% idi. 2 saniyeye koyganımızda ise onu 100% kılıp koyamız. Opacity'ni 0 kılamız. Ve mana
Demek bizde her xil harfler her xil çıkmayabdi. Demek onu doğrulaş için biz bana bu advanced settings'dan randomize order'ını on koyamız. Nasıldı? Mana görüp turganingizdek, şimdi her xil harfler payda bo'lyapti. Hop, demek tekstimiz tayyor bo'ldi. Endi tekst kompozitsiyamizni asosiy kompozitsiyamizga joylaymiz. Demek onu scale'ni kamaytiramiz. Demek tahminen mana shunday va join'ni ham mana ko'rib turganingizdek, xuddi videodagidek bo'lmoqda. Renderni ko'rdik. Hop, endi ikinci tekstni joylashimiz text layer'ni duplicate, ya'ni nusxalab kompozitsiya paneldan ham nusxalab o'rniga qo'yamiz va endi bemalol ikinci tekstimizni o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, keling yer sayyorasi deb yozamiz. Animatsiyalar o'zgarmaydi, xuddi shunday qoladi. Faqat buni markaziy joylashimiz kerak. Xo'p, endi esa bu ikkinchi tekstimizni albatta vaqtini, ya'ni birinchi chiqadigan so'zimizdan keyin ikkinchisi chiqishi uchun kerak joyga joylaymiz. Mana ko'rdingizmi? Bu yerda demotion qayta yo'qolmayapti. Uni to'g'irlashning yo'li esa biz tepadagi tekstimiz yana ham orqaroqqa joylab demotion kompozitsiyamizga time remapping joylashtiramiz. Demak, time remapping dan kerakli keyframe'larni belgilaymiz va yakunlanish keyframe'larni ham belgilasak bunday ko'rinish bo'lyapti. Demak, birinchi kompozitsiyamizda demotion yana uzoqroq qolishi uchun biz 1 soniya oraliqqa yana keyframe joylaymiz, ya'ni 3-chi soniya uchun o'sha o'zgarmas 2 soniyalik keyframe'ni qo'yamiz. Natijada ko'rib turganingizdek, demotion o'zgarmay qoladi, ya'ni 1 soniyalikcha o'zgarmaydi va keyin yana yo'qoladi. Va şey, yer sayyorasi kompozitsiyasiga chiqqan payt demotion ham ko'rinib turgani uchun biz o'sha yer sayyorasi so'zi chiqadigan paytga kelib qolgan qismini demotionni qirqib tashlaymiz alt tugmasi bilan. Mana ko'rib turgan tugmani bosasiz. Va endi time remapping operatsiyasini ham yer sayyorasi kompozitsiyasida qo'llaymiz. O'sha keyframe'larni beramiz. O'sha kerakmas qolgan qismini yana qirqib tashlaymiz. Va kompozitsiyamizni endi bemalol render qilsak bo'ladi. Siz istagancha yana qo'shimcha tekstlar qo'yishingiz, o'sha vaqtini uzoqroq yoki kamroq qilishingiz mumkin. Animatsiyasini ham boshqacha qilishingiz mumkin. Animatsiyasi, tekst animatsiyalar bo'yicha yana keyingi boshqa tutorialarimizda yana ko'rishguncha xayr, omon bo'lingiz.